17 Nisan, 23 Nisan haftalık burcumuza hoş geldiniz. Tabii ki her şeyden önemlisi yaşadığımız ülkedeki felaketi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Oradaki her acı bizim acımız diyorum ve haftalık burcumuza başlıyorum. Güzel bir hafta olsun sevgili takipçilerim. Gökyüzü çok hareketli, çok yoğun bir dönem yaşıyor. Ve bu yoğunluk içerisinde de radikal kararlar, yenilikler, yenilenmek istediğimiz noktaları fazlasıyla tetikleyecek. 20 Nisan'da Güneş artık Boğa Burcu'nda 08.14'te gerçekleşecek. 20 Nisan'da yeni ay 04.12'de gerçekleşecek ve 20 Nisan'da hibritli Güneş tutulması ama bizim ülkemizde gözükmeyecek. 10.51'de Koç Burcu'nda ve hem Kuzey Ay düğümü eşlik edecek hem de Jüpiter'in etkisi ve Plüton'da bu enerjinin içerisine aldığımızda muhteşem bir hibritli Güneş tutulması gerçekleşecek diyorum. Evet sevgili koçlar, özellikle hayatınız ve oluşturmak istediğiniz ve bir türlü çaba verdiğiniz noktalarla ilgili karar aşamanız. Ben sağlam olmayan hiçbir noktada artık iş alanı yaratmak istemiyorum ve burada yıpranmaktansa kendi başıma devam edeceğim radikal kararlar içerisinde olacaksınız. Mümkün olduğu kadar hem akıllı hem de kendi hayatınızla alakalı noktada da sistemli kararlar vereceğiniz bir nokta. Yani şu demektir. Uzun süredir emekleriniz, emek verdiğiniz ve üstünde hüküm tuttuğunuz noktalarda kırılmak, yok etmek ve kendimizi bulmayı temsil edecek. Ve şöyle bir durumumuz da var, şansınızla birlikte yaratacağınız yeni fikirler, beklenti içerisinde olduğunuz iş anlaşmalarıyla ilgili de güzel haberleri ayrı bir heyecanla tadacaksınız. Ve unutmayın ki bulunduğumuz alanın sizinle ilgili agresif yönlerini de artık görme vakti. Yani kurumsal bir alandaysanız rahatsız olduğunuz, sizi rahatsız eden insanlarla yüzleşmek, onlarla bağımızı tam anlamıyla kopartıp yerimize hakim kılmayı temsil eder. Ve devlet kurumlarıyla alakalı bağlantı içerisindeyseniz oranın biraz daha düzene gireceğini, sizin de artık kalıcı noktalarınızla ilgili netliğe kavuşmayı, daha adımlarınız ve göz görerek adım atarak bu dengeleri doğru tutmanız gerektiğini uyarıyorum. Çünkü bu Güneş tutulması sizin birinci evinizde ve hedefleriniz ve benliğiniz ve kimliğinizin tam oturması gereken noktayı temsil ediyor. Varoluşunuz ve ne için işle ilgili hedeflediğiniz her noktada size ayrı bir renk katacak. Yurt dışı ve şehir dışı ile bağlantı içerisinde olduğunuz işlerle alakalı noktada da çok farklı fırsatlar yakalayarak kendimizi dönüştüreceğimiz ve bu işlerle alakalı noktada kar ve özellikle de primsel anlamda çalışıyorsanız çok güzel yenilikler size ayrı bir güç katacağını gösteriyor. Ortaklı ve ortaklı işlerimizle alakalı da yurt dışı ve bağlantı içerisinde oluşturmaya çalıştığımız birçok nokta bize artık olumlu enerji yaratacak. Yani kırgın olduğumuzu bitirme vakti, mutsuz olduklarımıza hoşça kal deme vakti. Çünkü 2005 ve 2013 yaş dönemlerinde yaşadığınız krizleri tekrar yaşamak istemiyorsanız bu döngüyü doğru oluşturmanız lazım. Daha büyük şanslar, daha değerli noktaları hakimiyet kuracağız. Evet, yurt dışına yerleşmek ya da yurt dışında yaşıyorsanız iş konularınızla ilgili tedirgin olduğunuz noktalarda artı bir evrenin de rengi var. Eğer ki işsiz ve hala iş konularımızla alakalı mülakat, dengelerde haber bekliyorsanız bunlarla ilgili biraz daha mücadele edeceğiniz nokta. Çalışan çiftlerimizle ilgili özellikle eşinizin maaşı, konumuyla ilgili güzel bir ortam haberi gelecek. Belki bulunduğu noktada veda etme. Sizin bulunduğunuz noktada da rahatsız olduğunuz yöneticilerle aramızdaki gerginlikleri düzeltmemiz gerektiğini uyarıyor. Unutmayın, aşk heyecanlı bir dönemdir. Yanlış heyecanlar sizi fazlasıyla depresyona itebilir. O yüzden heyecanı kenarda bırakalım.
bulunduğumuz ailemiz, düzenimizle alakalı noktaya daha sımsıkı sarılmamız lazım. Evet, geçmişe yönelik ve acı çektiğiniz noktalar artık bu tutulma sizin ve yeni hibritli güneş tutulması ve Koç burcundaki gerçekleşecek yeni ay geçmiş ve gelecek planlarımızı, geçmişi komple veda edip yepyeni bir aşka yelken açmayı ve hayatımızdaki eksiklikleri, duygu eksikliğimiz, sevilme, aile bağlarımızla alakalı yaşadığımız birçok noktaya da artık kararlar vereceğinizi gösteriyor. Doğru adım şart. Evet, sevgilinizle, ilişkinizle ilgili gelecek planları ve bunlarla ilgili yurt dışı altyapılarını da oturtmak isteyebilirsiniz. Ve bunlarla alakalı eğitimlerimiz, iş gereği gideceğimiz eğitimlerde de her iki taraf için de, her iki çift için de hayırlı gözüküyor. Evet, aşk gökyüzünde size güzellik getirse de sizin parasal noktalarınızdaki yaşadığınız krizler daha ön planda olacak. Bunları toparlamamız lazım. Ani değişim, ev değişimi, araç değişimi ve bulunduğumuz olanı veda etmek isteyen sevgili koçlar için güzel fırsatlar var. Değerlendirmenizi öneriyorum. Ama yurt dışı ile ilgili uzun soluklu çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada uzun soluklu çocuklarınızla bağınız, eşinizle bağınızı kopartmamanız gerekiyor. Onlar size çok bağlı ve onlar sizi çok seviyor. Biraz onlara değerinizi, sevginizi, duygusal ifadenizi yaparsanız onlar da kendi dünyalarında size ait evreyi en iyi şekilde toparlayacaktır. Evet, ev hanımları, bu ara ev taşınma fikrimiz ve ev içerisindeki rahatsız olduğumuz birçok noktayı yenilemek istiyoruz. Ve ekonomik olarak da beklediğimiz paralarla ilgili de sürprizhanemize para gelişi ve haklarla ve miras konularımızla ilgili inanılmaz derecede beklentilerimiz yoğun olacak. Evet, gökyüzü çok fazla aşkı destekliyor. Doğru karar ver, sevgiyle doğru bütünleş ve kendine güzel davran. Çünkü iyilik bazen sevgiyi getirir, bazen kötülüğü getirir sevgili takipçilerim. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken nokta mide ve uykusuzluk. Mide asitlerimiz, uykusuzluk bizi çok fazla yıpratabilir. O yüzden vücut enerjimizi doğru beslenmeyle dengelememiz lazım. Mutlu olun, güzellik de olsun. Hayatta istekleriniz size Allah katında teslim olsun istiyorum. Hoşçakalın efendim. Sevgili boğalar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, yaşadığımız ülkedeki felaketi asla unutmamanız gerektiğini size de uyarıyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Evet, 20 Nisan'da güneş artık sizin hakimiyetinizde ve sizin isteklerinize doğru enerji, gökyüzü sizin doğum gününüzü kutluyor. Mutlu yaşlar, mutluluk getirsin. Bu sene ne istiyorsanız Rabbim kapınıza hani kuş güvercin beyazlığında aydınlık getirsin istiyorum. Evet, Koç yeni ayı da gerçekleşecek 04.21'de 20 Nisan'da. Aynı gün yani 20 Nisan hibrit güneş tutulması yani Türkiye'nin genelinde gözükmeyecek. Ama 10.51'de bir Koç burcunda Jüpiter ve Plüton ve aynı şekilde hayatımızdaki kararlar, oluşturmak istediğimiz noktalar ve bitişler ve bitirmeye cesaret edemediğimiz noktaların size fırsat kapısını yansıtacak. Ama unutmayın, iş konularımız sağlam oturttuğunuz noktalarda gerçekten daha güçlü konuşmalar. Haklarınızla alakalı noktada kendimizi daha güçlü ifade edeceğimiz noktalar söz konusu olacağı için size çok güzel oluşumlar ve işiniz, çevrenizle alakalı oluşturacağınız dinamik bir dönemi temsil ediyor. Ve birçok sorunu da iş alanımızda rahatsız olduğumuz, sizi yıpratan, sizi kasan ve kafam çok acayip yorgun dediğimiz evrelerde de artık kendinizi doğru ve sağlam masanızı ve yetkilenme noktalarınızla ilgili de çok güzel gelişmeleri temsil edecek. Bence hak ettiniz. Tebrik ediyorum. Ve uzun süredir hayalinizde rütbeniz, konumunuz ve yerleşimle alakalı belirsizlikler sizi fazlasıyla yıpratıyordu. Artık bu döngü size daha şanslı bir evreyi yaratacak. Evet, iş değişimi, yeni değişimler için doğru karar döngüsündesiniz. Özellikle Mayıs ayı bu hedefleriniz için daha sağlam adımları atmanızı, bu dönem bu dengeleri kuracağınızı gösteriyor.
Kurumsalda çalışan sevgili takipçilerim için, evet daha sakin ama yoğun evraklar, yoğun toplantılar, yurt dışı ile ilgili iletişim hakimiyetinizin daha hareketli olacağını ama yöneticilerin de kendi içinde hareketli dönemini kafanıza fazla takmadan çözmeniz lazım. Çünkü hak edilişinizle ilgili güzel bir değişim. İş istifası ve bazı noktalarda işten çıkartılma hakimiyeti var sevgili boğalar. Bu liste içerisinde siz de varsınız. Dikkatli olun. Tazminat hakkınız ve bunlarla ilgili de büyük bir mücadelemiz söz konusu olacak. Evet, sonuç sizin için hayırlı. Haksızlık gördüğünüz şey sizin için aydınlık olacak. Devlet başvurunuz, devletle alakalı mücadele ettiğiniz konularla ilgili de ciddi anlamda artık anlaşılır nokta. Size sunulması gereken haklarda pazarlığa var olacak ve haklarınıza doğru mücadele etmenizi temenni ediyorum. Eğer ki devlet kurumuyla alakalı bağlantılı noktada çalışıyorsanız da farklı dinamik noktalarınız, farklı eğitimler alarak bulunduğunuz alanda rütbe, oluşumların dengesini sağlamak istiyorsunuz. Doğru bir karar çünkü çok uzun süredir yer değişimini hak ettiniz. Eğer işsizseniz ve hala iş krizlerinizle ilgili yaşadığınız sorunlar sizi fazlasıyla kasıyorsa biraz daha sağlamcı oluşunuzla alakalı ama yurt dışına ilgili iş başvurularınızda olumsuz bir durum yok. Ama sabit, stabil bir noktayla ilgili de başvurunuz var, değerlendirebilirsiniz. Bence sizin 12. evinizi tetikleyecek bugün hibritli güneş tutulması. Bu sizde duygu karmaşası, para konularınızla alakalı daha düzenli evre, içsel ruhunuz daha çok duaya teslim olacak gözüküyor ve inandığınız dualar size şifa gibi gelecek. Dualarınızdan vazgeçmeyin diyorum. Evet, bir de sağlık olarak bu ara takıntılı noktalarımız olabilir. Yani takıntılarımız artabilir, aileye takıntı yapabiliriz, kırgınlıklarımız bizi biraz daha yıpratabilir. Affedelim. Affetmek çok güzel ve değerli bir noktadır. Kırılan her kalp bir gün başkası tarafından tamir olur. Üzülmeyin. Evet, ilişkilerinizle alakalı tekrar gözden geçirmek istediğiniz ve sevgi ve duygu anlamında rahatsız olduğunuz noktalarla ilgili yüzleşmek ve konuşmayı tercih edeceksiniz. Ve bu doğru konuşmalar sizin daha sağlam ilişkilere adım atacağınızı gösteriyor. Bu dönem evlilik teklifi, evlilik konuşmaları, ilişkiyle ilgili daha gelecek planlar içerisinde olacaksınız ama geçmiş duygusal yönünüzle alakalı da anılarınız tazelenebilir. Orada kırgın olduğunuz noktalar sizi tetikleyebilir. Geçmişteki kişinin size hiçbir ayrı yok. Şu an elinizde tuttuğunuz insan doğru. Hiç ilişkisi olmayanlar için alternatif tanıştırmalar, sosyal ağlar, çevre, diyaloglar, gideceğiniz her noktada enerjiniz duygusallık anlamında çok güzel bir enerjiye hakim olacak. Bu enerjiyi doğru değerlendirmeniz lazım. Çünkü siz artık ben evlenmek, düzen kurmak, hayatımı kurmak istiyorum diyorsanız Mayıs'a kadar doğru enerji sizin hakimiyetinizde, doğru aşk ve doğru rüzgarı en iyi evremizde hakimiyet oturtacağız. Ve unutmayın ki evliliği ters giden ve bir türlü bu dengeleri oturtamayan bazı çiftlerimizle ilgili noktada terapist denemesi söz konusu olacak. Çocuklarla bağ, evrenizdeki krizleri toparlasınız da duygusal anlamda birbirinize ait değilsiniz. Yıpratmanın bir anlamı bence yok. Güzel giden ev hanımları, evliliği mutlu ama eşimin kendi ailesinin sıkıntıları, bizim ekonomik sıkıntılarımız, oraya mı destek, ben ikinci ev hanesiyim diyen sevgili boğa ev hanımlarına da şunu demek istiyorum. Evet, eşinizin sizin sevginizle ilgili bir sıkıntısı yok ama kendini doğru ifade edemediği için kafanızda soru işaretleri var. O eşiniz sizi seviyor. İş stresi, parasal bazı konular, krediler ve ödemelerle alakalı yaşadığı bazı sorunlar onu yıpratıyor ve çocukların eğitimi, çocukların düzeni tam anlamıyla kendi içinde boğuşma evresi. Ona gereksiz kapres yapmamanız gerektiğini uyarıyorum. Kendinizi geliştirmek istediğiniz eğitimleriniz ve yarım bıraktığınız noktaları tekrar gündemden geçirip o noktalarınıza daha sağlam adımlar atmanız lazım. Sağlık olarak özellikle bu ara alerjikten domuz gribi, hani bronşlarımız, boğaz enfeksiyonlarımız, iltihabi durumlarımıza çok fazla dikkat etmemiz lazım. Ama özellikle evlenmeyi düşünenler, Mayıs'a kadar evlilik enerjiniz çok fazla var. Güzellik ve uğur, evinize bereket doldursun Rabbim. Ama gönlünüze affetmeniz gereken, affetmiyorum dediğiniz insanları affederek kendi yolunuza bakmanız size farklı bir enerji katacak.
bırakın, affedin herkesi, özgür bırakın ruhunuzda. Sevgili ikizler, yaşadığımız depremi asla unutmayacağız. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip edin. Her bilgi önemlidir. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna ve 20 Nisan'da Koç yeni ayı gerçekleşecek 04.12'de ve 20 Nisan'da hibritli güneş tutulması 10.15'de gerçekleşecek. Koç burcunda Jüpiter ve Plüton'un da etkisi çok fazla olacak. 29 derecede çok anatolik, yani çok riskli bir evre, bitişleri daha net bir noktayı temsil edeceği için daha doğru adımlar atarak kendinizle yüzleşmeyi, kendinizle alakalı planladığınız gelecekle ilgili noktaları daha iyi şekilde genişleterek, planlayarak doğru dönem adım atabilirsiniz. İşiniz ve çevrenizdeki rahatsız olduğunuz ve iletişimle alakalı noktada kendinizle ilgili çözemediğiniz konuları daha hani bilgeli, daha adımlı ve daha beyin tam anlamıyla odaklanarak oluşturursa size ayrı bir güç katacak ve iş ekip arkadaşlarımız, çevremiz, dışarıdaki işlerimizi daha akıcı ve daha sistemli şekilde yaratacağız. Blog merakınız, tiyatro, sanat ve bu ses sanatçısı olabilirsiniz. Bu dönem enerjinizin fazlasıyla tavan yapacağı, isminize ünvan, kendi kalitenizle ilgili planladığınız noktaların adımını atmak size ayrı bir renk katacak. Artı bu ara sevgili ikizlerde astroloji, kozmik enerji, spiritüel alanlarda merak enerjiniz var. Bunlarla ilgili de gerçekten güzel eğitimler alarak kendinizi farklı keşiflere de itebileceğiniz gösteriyor. Özellikle yöneticiler arasındaki yaşadığınız sorunlar yavaş yavaş sizi iyileştiriyor. Onları da iyileştiriyor. Sizinle iletişimsiz değil, mutlu gülümsemeler, size ait haklarla ilgili de daha sağlam bir nokta. Ama çok büyük bir kurumsaldaysanız ve bayağı kalabalıksaysanız, bulunduğunuz şirkette aniden çıkartılmalar söz konusu. Sizde böyle bir durum yok ama ikinci dönem çıkış çıkartılmalarda sizin de enerjiniz söz konusu. Biraz daha dikkatli olarak şu Haziran sonuna kadar dengelerinizi doğru ifade etmelik, doğru tempolarda söz konusu olacağız. Ve aynı şekilde devlet ve devletle bağlantılı noktalarda, kurumsal evrelerde çalışıyorsanız bu kapılarda da hareketliliğin yoğunluğu, toplantılar, yurt dışı seyahatlerimiz ve yapacağımız yenilikler size ayrı bir güç kazandıracak. Ya hatalısınız ve kabul etmiyorsunuz ve inatla ben doğruyum diyorsunuz. Bazen hatayı kabul etmek erdemliktir. Sizin de iş hatalarınız var, kabul edin lütfen diyorum. Ortaklı işler ya da tek başınıza iş alanlarınızla ilgili yenilemek istediğiniz konularla ilgili de doğru evrede. Hatta mekanı komple değiştirmek istiyorsunuz. Ailenizin ve bir kredi desteğiyle birlikte geçeceğiniz mekan size ayrı bir renk, ayrı bir güç katacak. İşsizseniz ve hala bu kendinizle alakalı, iş konularınızla alakalı noktada çok geçmiş dostlarınız, üniversite, lise ve geçmiş iş çevrenizden alacağınız destekle çok güzel iş imkanlarınız da var. Bence artık kabullenme, iş kapınızın doğru noktasını bilerek adım attığınızda hayat size ayrı bir gülümseyecek diyorum. Ve bu ara özellikle de iş gereği eğitimleriniz ve gideceğiniz noktalarda çok başarılı olacaksınız. Kendinizle konuşmayı bırakırsanız, beynim susmuyor, neden bu kadar konuşuyor diyorsanız, yoga, meditasyon, ruh enerjinize de iyi gelecek. Aile içerisinde miraslı konularımızla alakalı bitmeyecek. Hala kavga, hala gürültü devam etse de siz yerinizde haklarınızı kaybetmeyin. O hak size verilmiş, pes etmeyin. Pes ettirmeye çalışıyorlar. Bence doğru bir evre. Özellikle çocuklarınız ve gelecek yatırımıyla alakalı planladığınız ev kredisi ve kredi başvurularınızla alakalı endişeleriniz var. Olumlu gözüküyor ve bu yatırımı da güzel bir şekilde yer alacaksınız, yapmaya çalışacaksınız. Evet, ilişkiler. Çok yakın dostunuzun tanıştırması, bir kutlama ya da bir doğum günü size çok güzel bir aşka yelken açacağınızı gösteriyor. Bence biraz ukala tavrınız ve yukarıdan bakma evrenizi kenara tutarsanız ve kendinizi çok beğendiğiniz için kimseyi kolay kolay beğenmiyorsunuz. İnsanın kalbindeki gözü gördüğünüzde
o kalbin size ömür boyu teslim olacağını bilmenizi isterim. Mümkün olduğu kadar o gözlere güzel bakın. Gözler çok anlamlı diyorum. Uzun soluklu ilişkilerde apar topar evlilik kararlı. Hatta sürpriz hamilelik dönemi söz konusu olabilir. O yüzden evlilik enerjide hakimiyet gösteriyor. Mesela ailemizde hastalık, sıkıntı, keder konularında ve ailemize ev konularında destek olmak isteyen sevgili ikizlerde beklenmedik paralar ve ailenizle alakalı emeklilik, HYT durumları ile ilgili büyük bir mücadele ve yarım haklarınızla ilgili noktada da alışlarınız söz konusu olacak. Yurt dışına yerleşmek ya da farklı bir şehre gitmek isteyen çiftlerimizle alakalı noktada yolunuz aydınlık, güzel kapılar, güzel oluşumlar söz konusu olacak. Bir yandan tatil seyahatiniz, bir yandan umut seyahatiniz olacak. Şifalanmış şekilde geleceğiz. Bu ara evli çiftlerimizde ilişki tartışmaları, kaoslar söz konusu olsa da siz birbirinizi seviyorsunuz ve ev ayıranlar da tekrar birbirlerine şans ve çocuklar için tekrar bir araya geleceksiniz. Çocuklarınızın iletişimiyle alakalı noktada da evde ortak oyun alanları, ortak dürüstlük alanları yaratırsanız onların da gelecek planlarına daha fazla destek olabilirsiniz. Sevgili ev hanımları, çok misafir, hani kan oturtur deriz ya, misafirinizde sıkıntınız da bitmeyecek ama bu misafir sizin evinize bereket ve aydınlık getirecek ve doğru bir nokta. Evinizde kız çocuğunuz varsa ya da siz seyrediyorsanız sevgili genç hanımlar, tesadüfen tanışacağınız insan, size hayat boyu gülümseyecek insan, bence deneyin diyorum. Bir de boşanmış olanlarda mal ve çocuk arasındaki yaşanan krizler ve bazı mahkemesel sorunlar hanemizi yıpratabilir. Ve evimizde erkek çocuğumuzun asker ya da yaptığı yanlıştan dolayı yasal sorunlar söz konusu olabilir. Bunları da düzeltmemiz lazım. Sağlık olarak kulak kristallerimiz ve iltihaplarımız hassasiyet. Son zamanlarda da hani sinüzit kaynaklı şiddetli baş ağrılarımız olabilir. Dikkatli olun. Ev taşınma konumuz da hareketli. Güzel bir evin uğuru da sizin hanenizde. Rabbim size istediğinizi verecek. Siz Allah'tan asla vazgeçmeyin. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takipte kalıyorsunuz. Güzel ve uğurlu bir hafta. Rabbimden sadece şifa ve huzur ülkemize ve depremzedeleri unutmamamız gerekiyor. 20 Nisan'da artık Güneş Boğa Burcu'na geçişini tamamlıyor. 8-14'te ve 20 Nisan'da Koç yeni ayı gerçekleşecek. 04 gece yarısı 04.12'de 20 Nisan'da da Hirbitli Güneş tutulması, yani halkalı Güneş tutulması 10.51'de gerçekleşecek. Koç burcu ve özellikle Kuzey Ay düğümü eşlik edecek ve Jüpiter'i de unutmamamız gerekiyor. Koç ve Terazi aksında gerçekleşeceği için gündem bayağı meşgul olacak. Yani sizin daha çok yeni çalışmalar, yeni başvurular, iş konularınızda başvurularınızla alakalı oluşmasını istediğiniz değişimler. Fakat bu dönem hırslı yönünüz ve çalışmalarınızla alakalı amaç verdiğiniz noktalarda ters tepecek endişeleriniz söz konusu olabilir. Hatta ekip arkadaş ve çalışma ortamınızla alakalı yoğunluk, mesela belediye, maliye, hastane ya da bu tarz alanlarda hareketli noktalarda çalışıyorsanız gerçekten kendinize vakit ayıramayacağınız kadar yoğun bir süreç. Fakat manasız kırgınlıklar, kendi içinizde manasız çatışmalara girerek kendinizi üzebilirsiniz. Ve sizin ekip arkadaşlarınızla bağlantılarınızın güçlü olduğunu düşünüyorsanız, tekrar ekip arkadaşlarınızın ve çevrenizdeki insanların size bakış açınızın doğru dengesini görmeniz lazım. İnandığınız ve güvendiğiniz insan sizin işinize zarar verebilir. Daha dikkatli, daha temkinli olmanızı uyarıyorum. Özellikle devletle bağlantılı beklediğiniz memurluk ya da atamayla ilgili hani telaşlıyım, bir ay içerisinde olacak mı, ben bunu başaracak mıyım diyorsanız Allah bu kapınızı da açmış. Hayırlı iş aydınlanmalarınız olsun. Devlet ya da kurumsalda beklediğiniz ya da farklı bir alanda iş beklentiniz varsa gayet olumlu şekilde hayatınıza girmiş olacak. Yalnız ekonomik olarak yaşadığınız krizler ve paranızla alakalı yetmeyen evrelerde sinir harpleri yaşıyorsunuz. Daha sağ
sakin. Özellikle kendi evrenizden gelecek kredi kartlarınız, ödemeleriniz ve bazı borçlarla alakalı yaşadığınız kaoslar güdük ve ayı yetiştiremiyorum telaşındasınız. Rabbimin size sunacağı ve gökyüzünde size sunacağı farklı alanlarda enerjileriniz yüksek. Korkmayın, telaş etmeyin. Yani Hızır gibi yetişecek şans kapılarınız da var, endişe etmeyin. Evet, yurt dışı anlaşmalara ve gitmeniz gereken yurt dışı seyahatlerinizle alakalı sizi sorumlulukların daha yoğun olacağı ve hatta belli süreç yurt dışında iş gereği gelip gitme söz konusu. Şehir dışı seyahatlerin de ekibinizin yaratacağı güzel projelerde ekstra kazançlarda size fırsat verecek. Kendi işinizi yapıyorsanız ve oluşturmaya çalıştığınız alanlarda biraz daha dikkatli olup temkinli adımlar atmanız lazım. Havai ruhunuz paranıza zarar veriyor ve işinize zarar veriyor. Ve burada ortaklı süreçlerinizle alakalı noktada ben bilirim, o bilmez edalarını kenara bırakın. Bir bütünleşme evresine ihtiyacınız var. İşiniz güzel noktada ilerliyor ama devamlı çomak sokmayı çok sevdiğiniz için bu çomak sokmaları geride bırakalım, işimize hakim olalım. Evet, iş bekleyenler için çok doğru bir döngü. Yani bu 1,5 ay sizin için güzel fırsatlar, yenilikler ve iş mahkemeniz, geçmişe dönük haklarınızla alakalı da yasal süreçlerde hani adliye koridorlarında gözüküyorsunuz. Ertelenme olsa o da faiziyle haklarınızı alacaksınız diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle sizin yeni bir iş teklifi, burayı bırakma enerjiniz yoğun olacak. Yeni kapınız da hayırlı, güzel. Yalnız çocuklarınızın okul toplantıları ya da eğitimleriyle alakalı bazı karışık dönemleri de gözden geçirmeniz gerekiyor. Çocuğunuz biraz dağınık, dikkat problemi var. Gerekiyorsa kendi aranızda bu dengeleri yetişemiyorsanız bir psikologla bu evreyi toparlamamız gerekiyor. İyilik ve güzellik sizin hayatınıza renk katacak. Ama aşk konusunda da uzun süredir hayal platonik takıldığınız duygusal yönünüz ya da sizi böyle mutlu eden kişinin sizinle evet iletişimi var, cesareti yok, artık adım atma vakti. Uzun soluklu ilişkilerde gereksiz tartışmalar, kaosları geride bırakırsanız bu ilişki doğruya doğru gidiyor. Ama siz ilişkide illa laf değil de isteklerinizin çok yoğun olduğu ve kapris enerjinizin de yüksek olduğu için ve anaç ruhunuzda korumacı yönünüz olduğu için abarttığınızı düşünüyorum. Herkes bir birey, siz onu korumak zorunda değilsiniz ve bu ilişkiyi daha böyle bireysel yaşayarak birbirimize değer vermeyi öğrenmemiz lazım. İlişkisi kötü olan ve çatışma içerisinde olan çift sevgililerde ayrılık. Ama geçmişe dönük ben özlem duyuyorum, sevgilimle alakalı noktada çok fazla kırgınlıklar yaşıyorum diyorsanız onu bu duruma sokan sizsiniz. Ve evet, bunu hak ettiniz mi? Hayır. İyi niyet mağdurusunuz ve onun çapkın yönü, yalanları artık sizi yıpratıyor. Veda etme vakti diyorum. Sevgili ev hanımları, özellikle parasal noktada çok mağdursunuz ve eşinizin para ve ekonomisi yetmediği için ciddi anlamda kaygılarınız var ve destekte artık satacak hiçbir şey kalmadı. Kredi borçlarımız, ödemelerde çok fazla zorluk çekiyorum dediğinizde geçmiş çok inandığınız iş çevrenizdeki bir insanın hanenize desteğiyle birlikte en azından geçici krizlerimizi önlemiş olacağız. Evet, satmaya çalıştığımız bir ev var. Bu evi satacağız. Daha küçük bir ev arayışı içerisinde olacağız. Ama bu ev satılmaması gerekiyor. Başka evreler toparlamanız gerektiğini düşünüyorum. Evinizin yeri ve sağlam bir noktada ihmal etmeyin. Evet, ailenize ait farklı şehirlerde bazı toprak arazi konularla ilgili çatışmalar var. Anlamsız topraklarınızı satmayın. Yani toprak satılmaz. Toprak sizin kurtuluşunuz. Aç kalın, toprağınızı satmayın diyorum. Dedim bile. Çocuklarla alakalı noktada da özellikle çocuklarımızla iletişim güzel, eğitim noktalarıyla alakalı daha çok desteklenmeleri gerekiyor. Dil eğitimi aldırırsanız çocuklarımızın evresi de hayırlı olacak. Evet, hanemizde gelin ya da damat çıkacak gözüküyor. Uğurlu. Çocuğunuzun yurt dışı ile ilgili beklediği Erasmus ya da yurt dışı ile ilgili eğitim konusunda da hayırlı cevap gelecek ve o yolculuğa gidecek. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken üreme organlarımız, üreme organlarımızla alakalı hani midemizin altı yumurtalıklarımız ağrır ya, bu noktalara dikkat ederseniz daha sağlıklı olacak. Bir de sürpriz dostlarınızın misafiri sizi iyi gelecek. Sevgili aslanlar, yaşadığımız ülkedeki felaketi unutmayacağız, unutturmayacağız.
Yükselen ve Ay burcunuzu takipte kalmayı unutmayın. Abone ve yorum yaparak destek olmayı da unutmanızı unutmayın rica ediyorum. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcunda saat 04.14'te gerçekleşecek. 20 Nisan'da Koç yeni ayı, yani o da gece yarısı 04.12'de gerçekleşecek ve 20 Nisan'da hibritli güneş tutulması 10.51'de Koç burcunda eşlik edecek ama Koç ve Terazi aksları daha yoğun, yani kuzey ve ay düğümleri, güney ay düğümlerinin daha yıpratıcı noktasını düşünürsek de 29 derecede en kritik dereceler olarak saydığımız için sevgili aslanlar, yurt dışı ve beklediğiniz mailler ve uluslararası bazı yeniliklerle ilgili çok doğru adım atarak kendi hayatınızı ve yörüngenizi daha çok belirleyeceksiniz. Yerleşmek, iş beklemek, bunlarla alakalı mücadele ettiğiniz noktalar size ayrı bir güç kazandıracak. Mücadeleye devam, manevi olarak kaybetme ruhunu, o kapılarda size fırsatlar var. Eğer kurumsal firmada farklı alanlarda değişim noktalarınızla ilgili mücadele ediyorsanız, şirketin şu an sizi değiştirme gibi bir niyeti yok. Yeriniz ve düzeninizden memnun ama alternatif beklenti içerisinde olduğunuz firmalarla alakalı noktada da buradaki olduğunuz rahatlık olmayacak. Mümkün olduğu kadar yerimizi korumamız gerektiğini uyarıyorum. Özellikle de kurumsal ve devlet bağlantılı çalıştığınız noktalarda devamlı dışarı alanlarda yapacağımız çalışmalar, dışarı yoğunluğumuz, dışarı toplantılarımız, iş anlaşmalarımız, işlerle ilgili hareketliliğin yoğun olacağı gözüküyor. Bu süreci doğru değerlendirdiğiniz takdirde ekonomik olarak ve iş anlamında da kendinizi daha sağlam masaya oturtacaksınız. Ama bazı krizler var. Mesela babanız patronunuzsa ya da yöneticiniz çok böyle baba canlıysa onunla anlamsız kaoslara girip kendi alanımızı zorlamamıza neden, işten çıkartılmaya değil, zorlayabilirsiniz. O yüzden yumuşak geçişleri daha sağlam bir noktada yönelmeniz gerekiyor. Ve özellikle de kendi işiniz ve kendi alanınızla alakalı iç sesinizde yenilik ve iş kurmak, yeni anlaşma, yeni oluşumlar için kendinizle ilgili adım atmak istiyorsanız iç huzurunuz size buna okey diyor. Ama bir sene daha bu düzende kendinizi ve dışarı ve ihracat, alım, satım ve projelerle alakalı noktada kendinizi yenilemeniz lazım. Ondan sonra bu adımı attığınız takdirde başarınız ve ünvanınız daha sağlıklı olacak. Devletle alakalı beklediğiniz kurumsaldan devlete geçmek istiyorsanız çok büyük bir destek alacaksınız ve bu destekle birlikte bu kapılarımız da hayırlı olacak. Maneviyatınızın daha yükselme enerjisi, egolar geri duruyor, Rabbimle olan enerjiniz hangi ruha aitse, ruha ait teslimiyeti olarak bilinciniz daha çok dua edecek, kalbinizdeki ses sizi doğru yönlendirecek, inandığınız ve kalbinizin sesinizi dinlemenizi öneriyorum. Sabit, stabil bir noktada çalışıyorsanız, evde, küçük muhasebe, ön muhasebe tarzı noktalarda bulunduğunuz kişide tedirginlikleriniz varsa iş yerindeki insanlar sizden memnun, merak etmeyin. İşsizseniz ve hala bu krizleri çözemiyorsanız bu biraz sizin tembel bir ruh ayına girdiğiniz için cesaretli noktayı bir türlü oturtamadınız. Ama şöyle der, Haziran'a kadar kendimi dinleyeceğim, Haziran sonrası iş kapım. Güzel fırsatlar var, Haziran'ı beklemenizi istemiyorum, başlayın. Evet, bazı noktalardan da kendi isteğinizle işte işten çıkmak isteyen sevgili aslan ve yükselen aslanlara sesleniyorum. Buradan daha iyi bir nokta bulamazsınız. Boşunuza yerini yıpratmayın ve kalın diyorum. Yeni işe başlayan ve güven alanı hissetmeyen sevgili aslanlar için burası biraz karışık, çok zorlanacaksınız ama mücadele ettiğinizde burada hem konum ve hem mertebe olarak çok güzel noktalara erişeceksiniz. Herkesten rahatsızsınız. Herkes sizi böyle tüylerinizi diken diken ediyor. Biri bir şey söylediği zaman acayip derecede içinizde o kötü, bu iyi, bu kötü, bu karmaşayı da bırakın. Kimin iyiliği, kimin kötülüğü deyip kenarda bırakalım. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle işlerle ilgili bazı yaşanacak dosya kayıpları, evrak taşınmalardan kaynaklı biraz stres altında olabilirsiniz. Ve ev düzenimizi bu noktada çok fazla yıpratıyor olabiliriz. Bence eşiniz ve siz birbirinizi seviyorsunuz. Hatta çocuk planlamayla alakalı bazı kararlarınızı geciktirmeme dönemi. Hayat kısa. Belki evlat kokusu size uğur getirecektir. Denemesin taraftarıyım. Eğer çok evlat sahibiyseniz çocuklarınıza sımsıkı sarılın ve kokularını tekrar içinize çekin istiyorum. Evet, aşk çok hareketli. Yabancı kişilerle tanışmak,
yabancı bir sevgiliniz varsa evlilik teklif alacak ya da kültürel bir farklılığınız varsa hayat arkadaşınız size evlilik teklif edecek ve uzun soluklu hep ilişkilerim yarım kalıyor diyen sevgili aslanlar için güzel ve size duyacak bir aşk enerjisinin hareketleri söz konusu olabilir. Gözünüzü dört açın enerjiniz ama hani biz bu enerjiyi söylüyoruz ama sizin için artık bu enerji başlamış. Gör ve iste Rabbim sana sunacak. Yani şu kadın ya da bu adam seni beğeniyor değil. Böyle bir enerji var. Bu enerjiyi doğru çevrende, kendi bakımlarını, enerjinizi yüksek tutarsanız daha alternatif noktalarda doğru ilişkiyi bulma. Geçmişe dönük ilişkilerinizle ilgili hesaplaşma döneminiz yoğun olacak. Bence çok kırılmıştınız. Hesaplaşmanın bir anlamı yok. Hani ben içimden geleni söyleyeyim diyen bazı aslanlar, söyleseniz de karşı taraf sizi anlamıyor. Boşuna zaman kaybetmiş olursunuz. Boşuna kendinizi yıpratmayın istiyorum. Ama gerçekten hareketli, keyifli, eğleneceğiniz, size çok iyi gelecek dostluklar ve bu dostlukların içerisinde aşk da var. Doğru değerlen. Uzun süredir iş çevrenizde beğendiğiniz kişi size adım atacak ve sürpriz bir hediyesi var. Bu ilişki sizin için olumlu. Bayağı dedikodulu olacak ama bayağı da güzel aşk olacak. Özellikle de evli olan çiftlerde bu ara göz çapkınlıkları, enerji yoğunluğu, herkes beni beğeniyor havasındasınız. Evde çocuklar, eşiniz, düzeniniz sizi bekliyor. Fazla abartı hanemize zarar verebilir. Dikkatli olmanız lazım. İş mahkemeniz, ödemelerle alakalı bazı geciktirmemeniz gereken konuları da daha dikkatli bir şekilde oturtmamız lazım. Evet sevgili ev hanımları, bu ara gerçekten ev temizliği, hijyen temizliği, dolap, kapı, pencere, tavan, her yeri temizlerken kocanızla olan iletişimi biraz önce düzeltmeniz lazım. Çocuklar bu konuda huzursuz, dengeler iyi değil ve ev konusunuzla ilgili de rahatsız olduğunuz çevrenizle alakalı doğru bir ev bulamadınız, mücadeleye devam. Ama küçük bir eviniz var, satarsanız bir kredi alarak yeni bir ev size uğurlu geleceğini gösteriyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken alerjik reaksiyonlar, egzama ve kaşıntılarımız ve son zamanlarda vücut kabartmalarımız ve güneşe karşı alerjimiz olabilir. Dikkatli güneş koruyucu mutlaka sürmeniz lazım. Yani beden o kadar kıymetli ki bedenimize aynı emanet gibi bakalım, çocuğumuz gibi. Çünkü bu emanet Yaradan'a teslim olacak, unutmayın. Sevgili Başaklar, yaşadık acımız, kederimiz, ülkemiz gözyaşı içerisinde. Asla unutmayalım. Filtrelerinizi, sadakanızı, gönlünüzden geçen, çünkü hepimiz bu durumda olabiliriz. İyilik, güzellikle olur. İyilikten, vicdandan her şey olur. Hep birlikte yardım oluşturacağız. Yükselen ve ay burcunuzu unutmuyorsunuz. Ve beğenmeyi, yorum yapmayı da mümkün olduğu kadar unutmayın. Destek istiyorum lütfen. Evet, 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Yani her şey geçiyor vallahi. Geçiyor, aylar geçecek. Her ay Güneş bir evi misafir olacak. Yani her ayı misafiri alacak. 08 sabah saatlerinde 08.14'te gerçekleşecek. 20 Nisan'da Güneş, yani yeni ayda yeni ay gerçekleşecek. O da gece yarısı 04.12'de. 20 Nisan'da hibritli, yani halkalı, yarım, yani halkalı bir güneş tutulması gerçekleşecek. 10.51'de Koç burcu ve Jüpiter ve Plüton dengesinde düşürürsek kuzey aksımız, yani Koç çok daha yoğun ve aynı şekilde terazi hattını da çok yoğun bir şekilde dengeleyeceği için biraz daha hayatımızın, deriz ya bazen, yani bu hafta öyle olacak. Güneş tutulması için ayrı bir, yani hibritli güneş tutulması için ayrı bir video yapacağım. Hayatınızla alakalı noktada ben kimim, neyim, ne yapmam gerekiyor, neye direniyorum, amacım neydi, olaylarla niye yüzleşemedim ve gerekeni niye yapamadım diyebileceğimiz yönlerimizi belirleyeceğiz. Yani işimizle alakalı birçok konuda sonlanma, sonlandırma, isteklerimiz ve hedeflerimizle alakalı büyütme planlarımız içerisinde olacağı için birçok iş konusunda kendiniz veda edeceksiniz. Masanız, iş yerinizi beğenmiyorsanız çıkacaksınız. Haklarınızı alarak çıkacaksınız. Rahatsız olduğunuz, sizi yıpratan iş insanlarıyla alakalı da
pat pat yüzlerine söyleyeceksiniz. Cesaret ve dengeyi kurmak istiyorsanız artık silik enerjiniz ve silik görünen ruhunuzu aydınlığa itmeniz lazım. Bu da size ayrı bir güç, ayrı bir başarı katacak. Evet, üst düzey yöneticiler, ekip arkadaşlarınızın size bu gücünüze karşılık görevleriniz ve rahatsız olduğunuz evrelerde güçlenmenize de dengeli şekilde yardım edecek. Aslında asi yönünüz size fırsatlar yaratacak ve hak edilişinizle ilgili beklediğiniz umut ışığı da sizin elinizde olacak. Kurumsal, iletişim, alım-satım ve uluslararası alanlarda çalışıyorsanız da gerçekten dingin ve dinlenmiş şekilde yoğun iş temponuz olacak. Akşam doğru uyku, doğru beslenme ve enerjimizi devamlı işe odaklanacak. Hayatım bize, hani hayatıma zamanım olmayacağı bir döngü yaşayacağınız için direndiğiniz ve mücadele ettiğiniz, hak ettiğiniz her şey sizin için doğru. Kendi işinizi yapıyorsanız daha bununla ilgili planladığınız yenilikler, yani mesela diyelim ki İstanbul'da yapıyorsanız İzmir'de, Balıkesir'de, Adana'da, farklı noktalarda da belli oluşumlar, sosyal ağlarda yaratacağınız isim ve dönüşümler size ayrı bir güç katacak. Devlette çalışıyorsanız, devletle alakalı bulunduğunuz yerde rahatsızsanız değişim noktanızla ilgili mücadele vereceksiniz ve aile büyüklerinizin desteği ve inandığınız bir insanın iyiliğiyle farklı bir kapıya da adım atacaksınız. Sabit, stabil bir noktadaysanız yöneticiniz ya da patronunuzun size ekstra bir ikramiye evresi sizi mutlu kılacak ve keyif alacaksınız. Araç istiyorsanız, artık benim bir aracım olsun, artık biriktirdim para, araba büyüyor. Evet, krediyle araba alma döneminiz de söz konusu olacak. Ortaklı iş, ailevi, çevre, kardeş gibi gördüğünüz ortağınızla da ilişki dengemizde gerçekten ters giden her şeyi iyileştirip birbirimize sımsıkı sarılacağız. Kazanç, evet, miraslı haklar, sizi mutlu edebilecek evrelerdeki gelecek şanslar ve hiç olmadık ve asla ödemez dediğimiz paralar da hanemize gelecek ve bu da bizim için iyi. Yalnız der ki buradaki harita sizin evinizde, çocuğunuz motor istiyor olabilir, araba istiyor olabilir ya da siz motor ya da araç almak istiyor olabilirsiniz. Evet, alış var ama genç bir çocuğunuz varsa motor almanızı uygun görmüyorum. Onun yerine evcil hayvanla köpek alabiliriz, kedi alabiliriz, tavşan alabiliriz, her şey alabiliriz. Onu şu an motora kitlemenizi önermiyorum. Evet, aşk bitiriyoruz. Artık aşkla ilgili sorunumuzu bitiriyoruz. Kavga, endişe, kaos, yaşadığımız her şeyi kapı dışarı atıyoruz. Biz artık ben sevilmek, değer görmek, önemsenmek istiyorum diyorsanız gerçekten de geçmişten birinin size sımsıkı sarılacağı dönem, hataları anladı ve siz de affettiniz. Şimdiden hayırlı olsun ve gelecek planı içerisindesiniz. Hani uzun soluklu ilişkiler, yüzük bir çıkıyor bir takıyorsunuz ya, artık o yüzükle ilgili artık kalıcı evreniz olacak. Ailedeki sorunlar, çevredeki sorunlar bitip ve gerçekten de birbirinize ait doğru enerjiyle birbirinize sarılacaksınız. Hiç ilişkisi olmayanlar için, yani siz bir ilişkiyi yaşamak için bir ilişki terapisine ihtiyacınız var. Çünkü kurallarınız, çünkü disiplininiz, çünkü takıntılarınız o kadar çok yüksek ki bazen kimse, ev halkı bile bazen sizi çekemiyor. Bırakın, hayatınıza girmesi gereken insan sizi nasıl çeksin? Bununla bir yüzleşelim lütfen. Bu da sizin baba geninizle alakalı bir sorun. Baskı, kural, disiplin evresinde ve mutsuzlukla büyüdüğünüz için bir ilişkiye güven problemi yaşıyorsunuz. Bu yüzden de kırılan ve incinen sizsiniz. Evet, evli çiftlerimizle alakalı noktada sizin kendi işinizle ilgili beklediğiniz bir evrak kaybı işinize sıkıntı yaratabilir. Dikkatli olun. Çalışan evli çiftlerimizi geçiyorum, ev hanımları. Yani kocam kötü bir insan değil, hanımın kötü bir insan değil ama aile evliliği mi, mantık evliliği mi? Artık bu ilişkide çok fazla değişik olaylar dönmeye başladı. Bu ilişki zarar veriyor. Hem çocuklarımıza, hem kendi enerjimize, hem hakaret ve şiddetli sözlü konuşmalar zararlı bir noktada. Lütfen bu konuyu bir an önce çözün. Mutlu evlilikler içinde diyebilirim ki birlikte tatil planınız var. Her şey güzel gidecek. Şuraya gitmeyi, buraya gitmeyi düşünürsen bazı borçlarınız var. Devlete borcunuz var, vergi borcunuz var, kredi borçlarınız var. Yine mi borç yapacaksınız? Dikkatli olun ama bu tatilde sizi şifalandıracak diyorum. Özellikle hayır yapmanızı istiyorum. Yani sokak canlılarına ya da yaşlı ve yetim çocuklara yardım edebilirsiniz. Sağlık olarak diş eti iltihaplarımız, geniz eti akıntılarımız ve bronşlarımız dolu. İhmal etmeyin diyorum. Yani size de şöyle bir söz söylemek istiyorum.
her kışın bir baharı var. Siz bu baharı doğru aşk ve parayla değerlendireceksiniz. Sevgili teraziler, canlar, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip etmeniz lazım terazicilerim. Depremde yaşadığımız felaketi de unutmayacağız. Vaktiniz varsa, elinize yapışmazsa yorumda yazarsanız sevinirim. 20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcunda gerçekleşecek sabah saatlerinde 08:12'de. 20 Nisan'da Koç yeni ayı gerçekleşecek 04 yani gece yarısı 04:21'de ve 20 Nisan'da hibritli Güneş tutulması yani Koç burcunun 29 derecesinde 10:51'de gerçekleşecek Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü yani Koç ve terazi aksı yani 1. ve 7. ayın 29 derece olduğu için bitişler ve dengeler. Yani hayatımız ve çevremizle alakalı sizi rahatsız eden, sizi yoran ve artık kendimi kanıtlamaktan yoruldum. Hayatımdaki birçok noktada adım atarken hep aksilikler yaşıyorum. Ve kendimle ilgili yüzleşmek istediğim birçok noktada da artık kendi kararlarınızla ilgili uyanacağınız bir hafta. Bu haftayı özellikle iş konularımızda adım atacağımız, karar vereceğimiz imzalar ve yapacağımız olumlu dengeleri kendi evrenizde de başarı odaklanmanız var. Yani hiç olmadığı noktada güzel anlaşmalar, işinizle alakalı yaşadığınız sorunları çok rahat çözeceğiniz bir döngü. Yani bitirmek mi, kalmak mı? Siz kalmayı tercih edeceksiniz. Hak edilişiniz, mücadelenizin karşılığını da bulunduğunuz şirket, oluşum size öyle güzel bir noktada denge verecek ki, yani hak mı? Evet, Allah'ın size sunduğu en güzel adaleti tadacaksınız. Evet, bu ara ortaklı ilişkiler, ortaklı çalışmalar, ortaklı diyaloglarında tam anlamıyla size renk katacağı ve başarıyla alakalı noktada da bütünleşmeyi temsil ediyor. Gitmemiz gereken ve yurt dışına yerleşmek ve iş gereği gidecek bazı teraziler için orada kalma şartlarını zorlarsanız orada çok daha büyük imkanlarınız söz konusu olacak. Yani şirketinizin size böyle bir şansı var. Bunu farklı alanlarda değerlendirmenizi de öneriyorum. Özellikle devlet ya da kurumsalda farklı alanlarla ilgili beklentileriniz varsa şu an için sakin bir şekilde yerinizi koruma, bazı karışıklıklar önlemek adına ve seçimin geçmesini beklemek adına yerinizi sağlam tutmanız gerekiyor. Ortaklı işlerde reklam, sosyal ağlar, dedikodu reklamları bile yapabilirsiniz. Bu reklamlar işinize para, gücünüze güç katacak ama ekip ve sistemi değiştirmeniz lazım. Burada bir sistemde sizin dışınızda sizin adınıza doğru iletişim sağlayacak insanlarla bağlantı kurarak doğru iletişimi sağlamanız lazım. Eğer devlette asker, polis, savcı, hakim, devletin herhangi bir noktasındaysanız uyarı alabilirsiniz ve mecburi işinizi farklı bir noktaya itebilirler. Mağdur kalabilirsiniz. Bu dengeleri de doğru toparlamamız lazım. Yani evet, sosyal artış, çevre, alan güçlenecek ama sizi de zarara sokacak olanlar olabilir. Dört gözle adımları ve hareketleri kontrol etmeniz lazım. Bir de sosyal, mesela dijital alanlarda yani e-ticaretle alakalı işler yapıyorsanız bu dönem bu konularda biraz krizler olabilir. Bu konularda sizi yıpratan ve sizi şikayet eden insanlar için mücadele verin. Emeğinizin karşılığını Allah eninde sonunda size nasip edecek. Bir de işten ayrılıyorum diyenlere diyorum ki ya arkadaş dur bir bekle. Sabret, orada hakkın olacak. İşsiz olanlar için de artık sen şu popoyu kaldır, şu işe başla. Allah sana burayla ilgili güzel fırsatlar da yaratacak. Yani sen bu dengesiz, kendini yoran evre ve kafanda büyüttüğün olayları biraz daha yumuşatsan, siz çok başarılı, çok adil ve çok güzel bir enerjidesiniz. Bazen siz kendinizin farkında değilsiniz, farkınıza varın. Çalışan çiftlerimiz bu hafta çok erken izin alarak tatil planınız var. Yani siz mesela 17 Nisan'da sanki çıkıyorsunuz, bayram bitene kadar maşallah gelmiyor gibisiniz. Ailenizin gitmesi gereken köy ya da farklı bir noktalara taşıyacağınız için
Bu izin hayırlı. Ama eşinizin izin hakkı yok. Bunu siz yapacaksınız. Bilginiz olsun. Ev taşınmak, yeni bir ev düşüncesi içerisindeyseniz hayırlı bir anahtar buluşunuz var ama bir de ev satın alma fikriniz var. Bu konuda da doğru bir süreç. Yani sizin ortak adımlarınızla ilgili sizi destekleyecek çok güzel enerji var. Doğru değerlendirin. Ya size çok güzel bir aşk var bu hafta. Ya gerçekten 17 ile 23 arası gökyüzü sizi aşk konusunda çok fazla destekliyor. İlişkiler, evlilik teklifi, aşk teklifi, geçmiş ilişkiler, yeni doğacak ilişkiler size huzur ve mutluluk. Adını koyamadığınız ilişki netliğe kavuşacak. Sevgi sözcükleri, duygusal sözcükler ya da şöyle diyeyim, bitiremediğiniz, yapışmış bir ilişkiden kurtulma gibi düşünün. Güzel ilişkiler ve kararlı ve doğru adım attığınızda hayatınızdaki döngülerde size ayrı bir güzellik katacak. Evet, katacak. Çocuk tedavisi ya da çocukla ilgili fikirli olanlar bayram sonrası bu netliğe kavuşacaksınız. Ama şunu unutmayın, sağlık olarak bu ara özellikle küçük estetik dokunuşlar, mide küçültme operasyonları, bu tarz düşünceleriniz varsa yani şu an acele etmeyin, sabırlı ve mantıklı olun. Çalışan, ev hanımlarıyla alakalı noktada gerçekten ev üstü ev olmuş. Bir yandan taşınıyorsunuz, bir yandan koliler, yeniden bir ev oluşumu. Bu hafta sanki ayın 19'una kadar yeni eve geçip bayram telaşını da o düzende yaratmaya çalışıyorsunuz. Valizler taşınma, insanlar koşturma, badana, boya, perdeler yıkanması, ev curcuna ya da bulunduğunuz evi yeniden dizayn ediyorsunuz. Huzurlu ve bereketli bir ev düzeni sizin için daha iyi olacağını gösteriyor. Evet, boşanma fikri olanlarda gerçekten radikal bir karardasınız ama çocuklarınızın sınav var. Onları bekledikten sonra bu kararı verirseniz sevinirim ve çocuklarımızın psikolojisini desteklemeniz lazım olduğunu uyarıyorum. Özellikle ergen 13-17 yaş arasında erkek çocuğunuz varsa dışarıya dönük hareketleri, bağımlılıkları, sert konuşmaları söz konusu olabilir. Eğer kız çocuğunuz varsa 12-17 arasında içine kapanma, depresyon, alerjik durumlar olabilir. Çocuklarınızı yıpratmadan halledin. Ev konusunda ve uzun süredir boşanmayan ve haklarımı almak istiyorum diyen teraziler için siz mücadele devam, siz istediğiniz sürece bu boşanma gerçekleşmeyecek. Sağlık olarak variz, ayak damarlarımız, batık tırnaklarımız ve düz taban sıkıntılarımız olabilir. Ayak tabanlarımızla alakalı dikkatli olun. Evet, her şeyden önemli hayata dikkatli bakarak, gökyüzündeki ve yeryüzündeki varlığı hissederek yaşarsanız daha umutlu gelecekler size güzel olur. Sevgili akrepler, evet, yükselen ve ay burcunuzu yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Ama her şeyden önemlisi bırakın yazıyı, ülkemizdeki yaşanan felaketi asla unutmayın ve unutturmayalım. Evet sevgili akrepler, 20 Nisan'da yani sabah 08.12'de Güneş Boğa'ya, bir dahaki ay ikizlere, bir dahaki ay bu şekilde düşünün, anlayın diye. Yeni ay gerçekleşecek 20 Nisan'da gece yarısı 04.21'de Koç yeni ayı. 20 Nisan'da hibritli güneş tutulması Türkiye'de gözükmeyecek, onu söyleyeyim. 10.51'de gerçekleşecek ve Koç burcunda 29 derecesinde gerçekleşeceği için akslar 1 ve 7'yi gösterecek, unutmamamız lazım. Ve Jüpiter'in etkisi ve Plüton'un etkisini de düşünürsek bayağı renkli bir tutulma söz konusu olacak diyorum. Evet, iş konularınızla alakalı bazı yaşayacağımız krizler, sert konuşmalar, toplantıda hatalar, karışık duygular tam anlamıyla sizi sinirsel sağlık problemine itebilir. Ve bu konuda kendi yeniliğinizi, kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. O yüzden vitamin eksikliğiniz varsa, psikolojiniz bozuksa ve sizi yıpratan konular neyse bu konuları şifalandırmanızı öneriyorum. Ve bazı sorumlulukları artık almayı öğrenmeniz lazım. Ve hayatınızda işinizle alakalı biriken dosyalar, geçmiş sorunları, geçmiş işlerle ilgili sonra halledeceğim dediğimiz konular bize fazlasıyla yıpratabilir. Ve iş hayatımızda çok büyük zorluklar, aynı şekilde bu zorlukların arkasında size gelecek çok güzel yenilikler, iş değişimi, konum, masa değişimi, dizler hakkında fırsatları yakalamanızın adımlarını gösteriyor.
Doğru bakarsanız doğru iş kapısı da size hayırlı olur diyorum. Kurumsal alandan devlete geçmek istiyorsanız kurumsal alanınız daha sağlıklı, yerinizi değiştirmeyin. Devletle alakalı sınavınız, mülakatınız ya da kurumsalda bir mülakat ve sınavınız varsa zorlu geçecek ama doğru hakları da alacağınız gözüküyor. Birikmiş priminiz ya da birikmiş bazı iş gereği paralarınızla alakalı parça parça yatma noktası söz konusu. Ama özellikle böyle yarım kurumsalda çalışıyorsanız şirkette krizler var. Yeni iş aramanız sizin için daha hayırlı, daha sağlıklı. Yanlış kararlar vererek yanlış hani yerimde kalıp nasıl olsa evet çıkartılacaksınız. Eğer hakkınız varsa kovulmayı bekleyin ama hakkınız yoksa burada kalarak iş bulmakta zorlanabilirsiniz, bilginiz olsun. Dışarıda iş koşturmalarımız yoğun evre söz konusu olsa da bu ara yazmak, spor alanlarımız ya da ruhumuzdaki enerji farklı bir evrede olacak. Hani ruhumuz ıslık çalar gibi olacak. Hani sesimi ıslık çalmak size iyi gelir mi? İşinizle ilgili bir sürü evraklar, oluşumlar, hesaplar, kitaplar, muhasebe yani ve aile büyüklerimizle alakalı HYT'ler, borçlanmalarla alakalı bazı sorunlarımız var. Bunları ıslık çalarak değil, disiplinli ve kurallı bir şekilde hakimiyet kurmanız gerekiyor. Evet, farklı bir kurumsala geçmek için birinin aracılığıyla birlikte iş teklifi onaylı, kendinizi doğru ifade edin ve bu iş yeri sizin için çok sağlam bir nokta. Yurt dışı anlaşması ve yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evraklarda gecikmeler olsa da Mayıs ortasına doğru bu noktalarda da yeni oluşumlar size ayrı bir renk katacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, bence bu ara cinsel hayatımız aktif olacak. Bilmediğiniz insanlarla öpüşme, sevişme konularımızı daha dikkat etmemiz lazım. HIV virüsü çok fazla var. Yani mümkün olduğu kadar sağlık takıntılarımızın ön plana çıkacağı ve bunlarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İhmal etmeyin. Evet, yeni aşk, yeni heyecanlar içerisinde olabilir ama mantıklı aşk aradığınız için de günübirlik ilişkiler size sağlık konusunda zarar verebilir. Özellikle sevgili akrepler, çalışıyorsanız ve iş alanınızdaki beğendiğiniz kişinin size karşı ilgisi ve hayranlığı var ama siz o kadar vurdum duymaz tavırlar sergiliyorsunuz. Karşı tarafın size bu konuda adım atamadığını görüyorum. Mümkün olduğu kadar o tarafa gülümsemeyi unutmayın. Evet, evlilik teklifi alacaksınız. İlişkiniz size yüzük ya da istediğiniz hediye ve istediğiniz sözleri söyleyecek. Hayırlı olsun. Uzun soluklu ilişkiden kurtulmaya çalışan akrepler de o böyle size yapıştı. Yasal olarak ya da yasal süreçlerle ayrılabilirsiniz. Onun söylemleri, onun şiddetli tavırları ailenize ve çevrenize zarar verebilir. Daha dikkatli, daha kendinizi korunaklı şekilde ayrılmanızı öneriyorum. Yeni başlayanlar, gerçekten güzel bir ilişkinin içerisindesiniz. Anlam yüklemeyin. Anı yaşarsanız ilişki doğru noktada olacak. Nişanlı olan çiftlerde de gün ve tarih kararları içerisindesiniz. Hatta bayramdan sonra Mayıs'ın 21'ine kadar evlilik enerjiniz var gözüküyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ev arayan, yeni bir ev ev tutanlar için de gayet rahat bir şekilde evinizi rahat bir düzende oturtacaksınız. Ve geçmiş ilişkiniz size geri geliyor. Bakalım. Sen geçmiş takıntısı, ben sana gelecek veriyorum. Hadi geçmişte biraz daha yaşa. İyice ağla, iyice kan kus, iyice ne yapıyorsan yap, ondan sonra yeni ilişkine merhaba de diyorum. Evet sevgili evli çiftlerimizle alakalı, yani ev hanımlarımız, kendinizi geliştirin. Devamlı bağırıyorsun, devamlı huzursuzsun, devamlı panik atak içindesiniz. Lütfen eşiniz, çocuklarınız bu konuda çok rahatsız. Titizliğiniz, temizlik rahatsızlığınız var. Bunları bir düzeltmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar kendinize vermediğiniz değeri artık kendinize vermeniz lazım. Boşanma fikri olanlarda aileler boykot yapacak. Tekrar bu evlilik devam etse de eninde sonunda bir boşanma var. Mantıklı ve düzen ve aileyi doğru evrede oturtmamız lazım. Sizin gizli gizli harcamalarınız var. Lütfen bu harcamalar eşinize ve size zarar veriyor. Mümkün olduğu kadar bu dengeyi koruyun. Borç vermeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Borç almayı da kabul etmiyorum. Bunlarda zorluklar var. Bu dengeleri doğru oturtalım. Sağlık olarak özellikle anne ameliyat konularımızda
doğru noktayı görmeden ve hissetmeden ameliyat olmanızı istemiyorum. Hani bu ara ameliyatlar estetik olabilir, operasyonlarınız olabilir. Doğru doktor, doğru tedavi. Riskli değil, panik yarattığınız için risk korkunuz var. Lütfen bundan önce bir yoga yaparak vücudumuzun enerjisini değiştirebilirsiniz diyorum dedim bile. Çocuğunuzun dışarı ve eğlence ruhu bağımlılıkları olabilir. Çocuklarınızı gözden geçirin. Evet, çocuklar emanet, siz de bir emanetsiniz. Yetiştirdiğiniz evlatlarınıza vicdan ve Allah'a olan sevgiyi daha çok benimsetin. Onlar bizim geleceğimiz. Sevgili yaylar, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinlemeyi unutmayın. Depremi ve yaşadıklarımızı da unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın ama deprem ve yaşanan olaylar daha kıymetli. İster yazın ister yazmayın. Evet, 20 Nisan'da bir güneş boğa, artık boğaya geçiyor. 08.14'te sabah saatlerinde 20 Nisan'da yeni ay gerçekleşecek. 04.12'de 20 Nisan'da hibritli güneş tutulması Koç ve Jüpiter'in eşlik edeceği ve Kuzey Ay düğümünde eşlik edeceğini düşünerek şartların değişim evresini uyarıyor. Yani sevgili yaylar, özellikle iş hayatınızla ilgili keyifli, güzel anlaşmalar, yenilikler ve size farklı alanlarda gelecek oluşumların, vaatlerin ve size sunulacak imkanları doğru görmenizi uyarıyor. Ve sorumluluklarınızın artacağı ve yaptığınız birçok noktada da kendiniz için mücadele edip yaratıcı ruhunuz, hedefleriniz, hedef ettiğiniz her noktada size ait bir eğlence haftanız olacak. İşi başarmak, göze girmek, yeni bir iş kapısı ile ilgili imkanlarda size öncelik tanınacağı ve rahatsız olduğunuz birçok noktayı da iş alanınızdaki insanlarla rahat bir geçiş sağlayacağınızı uyarıyor. Yani devletle ilgili krizler ve yaşadığımız yöneticiler çevremizdeki insanların dağınık ruhlarını da artık iyileştirerek bakacağız ve onların da sizi yanlış anladıklarının farkına vararak daha sağlam bir noktayı benimsemeyi öğreneceğiz. Kurumsal farklı alanlarla dışarı alanlarını takip ediyorsanız, kurum satış danışmanıysanız, farklı projeler ve inşaat alanlarındaysanız, yeni oluşacak güçlü anlaşmaları da şirketinize kendinizi ispatlayacaksınız. Yani mümkün olduğu kadar kendinize ait verilen görevleri, size sunulan imkanları ve siz hak edişinizle ilgili çok güzel bir oluşumun zaferini tadacaksınız. Belki de hiç olmadığı kadar net, kendinizden emin ve bu her enerjiyi kendinize çekeceğiniz bir döngü. Yaşam kalitenizi de, iş alanınızdaki yaşam zevkinizi de arttıracaksınız. Eğer uzun süredir işsizseniz farklı gelecek teklifleri gözden geçirip iki iş arasında karabilirsiniz. Az olan yeri tercih ederseniz daha mutlu. Çok olan yer sizi karıştırabilir. Eğitim konularınız, iş gereği de eğitim almak istediğiniz noktalara da hep geciktiriyordunuz. Artık bu konuyu hızlandırma vakti. Kendimize ait eksik gördüğümüz ruhumuzu da iyileştireceğiz. Yani aslında bu hafta sağlam olduğuna inandığınız iş konularının arkasında durduğunuzda yıldızınız çok parlak olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız biraz daha eğlenceli ve keyif katmanız lazım. Restoran, kafe, bu tarz noktalarda iş alanlarınız varsa kazançlarınızın tekrar hareket edeceği ve rızkınızın bollaşacağı. Küçük minimal bir dükkanınız, ne bileyim, takı tasarım, takıyla alakalı olabilir, objelerle alakalı yaptığınız, çiçekçi olabilirsiniz, seminerle uğraşıyor olabilirsiniz. Bunlarda bayağı bir önünüzün parlak olacağı ve şansınızı daha doğru değerlendireceğinizi gösteriyor. Yaratıcı tarafınızda bereket var. Yaratıcılığınızı keşfedin. Yeni iş kurmaya çalışıyorsanız da renkli dünya ve yapacağınız başarılar size ayrı bir güç kazandıracak. Buna sımsıkı sarılın diyor. İşten çıkmaya niyeti olanlar biraz daha mı sanki temposu görmeniz lazım. Acele mi ediyorsunuz? Haklarınız var, prim haklarınız var.
Yani şu an o yanlışı yaptığınızda haklarınız ziyan olacak. Devletle ilgili sınavınız ya da kendinizle ilgili geliştirmek istediğiniz sınavlarınızda da başarı. Uçak mühendisiniz, pilot olmak istiyorsanız, gemiciyseniz, kaptan olmak istiyorsanız, şoförlük alanında beklentileriniz varsa bunların yolu aydınlık. Yurt dışında aileniz ve tanıdığınız birinin size yollayacağı evrakla da yurt dışı kapılarınız aydınlığa kavuşacak. Yazma kabiliyetiniz, yetenekleriniz, blog yazarlığınız da ön planda olacak. Bunları doğru oluşturalım. Bu arada özellikle takıya, dantel, oyacılık, yani bu tarz Instagram sayfalarında kendi yönünüz, kendi tasarladığınız şeyler, yemek bile olabilir. Bunları da artık altyapısına oturtmanız lazım diyorum. Evet, evli çiftlerimizle ilgili, çalışan çiftlerimizle alakalı biraz daha yorgun, yorucu ve stresli bir evre, çocuklarınızın gergin oluşu, eş ve karı koca arasındaki gerginlikleri de yumuşatmadığınız takdirde sertlikler ve ev ayrılıkları var ve işe de bu yüzden yanlış yapabilir, puanınız düşebilir. O yüzden ihmal etmeyin diyorum. Evet, aşk konusunda gerçekten keyifli aşk, gerçekten sevilecek, gerçekten değer görülecek, çok güzel imkanlar, hayatınızla alakalı yaşadığınız krizler, ters giden olayları en iyi şekilde yumuşatarak kendi hayatınızdaki aşkın eline sımsıkı sarılacaksınız. Boşanma kararı verenler tekrar bu evliliğe şans veriyor. Güzel bir nokta var. Hiç ilişkisi olmayanlar, sizi beğenen biri var, adım atacak, güzel bir yemek yiyerek sohbet edin. Bitmesini istediğiniz ve kurtulmakta zorlandığınız ilişkiniz başka birine aşık olacak ve sizi bırakacak. Ve sizin için de özgürlük dönemi, nefes alma dönemi söz konusu olacak. Bence ne var biliyor musunuz? Doğru aşkı bulacaksınız. Kalıcılığınız. Size sunulan en güzel, Yaradan'ın size sunacağı en güzel ilahi aşkı bulacaksınız. Hem vicdanlı, hem merhametli, hem keyifli. Bu ara özellikle dürtülerimiz, seks dürtülerimiz, heyecanımız, sevişme ruhumuz ön planda olabilir. Ve bu noktalarda daha sakin hareketler ederek karşı tarafı incitmemeniz gerektiğini uyarıyorum, uyardım bile. Taşınma mevzumuz var, erteleyeceksiniz. Ama tatil planımız var, biletleri almaya başladık, hayırlı olsun. Özellikle 5 ya da 7 yaşta bir kız bir oğlunuz varsa onların eğitimiyle ilgili ve okulunda öğretmen ve okul arkadaşlarının arasında sıkıntı var. İhmal etmeyin diyorum. Sevgili ev hanımları, evet çok yoğun bir enerjiniz var. Bir yandan perdelerden çok yeni perde diktirme, koltuklarınızı temizlemeye verme, halları yıkamaya verme koşturmanız var. Mutfakta da yenilik kararınız var. Hayırlı olsun. Evet, sağlık olarak omuz düşüklüğümüz ve pilates ve yogaya ihtiyacımız var. Duruş yanlışlığımız var. Bunları düzeltelim. Bir de migren tutma evresi söz konusu olabilir. Migreniniz size uyarı veriyor. Evet, sağlık önemli ama aile her şeyden daha kıymetli. Sağlığı ailenizle birlikte sevgiyle iyileştirebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, sevgili oğlaklar, evet yeni gün 20 Nisan'da güneş artık boğa burcuna geçiyor. Sabah saatlerinde 08:14'te 20 Nisan'da koç yeni ayı gerçekleşecek. Gece yarısı 04:12'de ve 20 Nisan'da halkalı bir güneş tutulması. Koç burcunda Jüpiter ve Plüton ve kuzey ay düğümü eşlik edecek. 10:51'de diyorum. Bu da not olarak 29 derecede oluşacak. Unutmayın. Evet, sizin özellikle bu hafta ailevi sorunlarınızın tavan yapacağı. Yani bulunduğumuz alanı değiştirmek, sistemi değiştirmek, ev hanesini değiştirmek, işi değiştirmek, yeni alanlar, yeni oluşumlar yaratmak isteyeceksiniz. Biraz daha içsel dünyanız konuşacak ama işlerimizin çok yoğun olduğunu unutmamamız lazım. Yeni projeler, yeni işler ve özellikle finans ve muhasebe ve dijital alanda çalışan sevgili oğlaklarla alakalı çok güzel değişim beklentiniz var. Mayıs'ta yeni masanız, yeni oluşumunuz. Şimdiden hayırlı olsun, bunun kutlamasını tadacaksınız. Eğer asker ya da rütbenizle alakalı, polisiniz rütbenizle alakalı beklenti içerisinde olduğunuz değişimlerle ilgili ön sahadasınız. İhmal etmeyin diyorum.
kurumsal bir firmadaysanız ve hala belirsiz olan noktalar biraz daha belirsizlikle devam edecek ama biraz daha mücadele ederek hakkınızla olan noktayı da başaracaksınız. Büyük bir kurumsal alanında ekip değişimleri, yeni ekip arkadaşlarınız karmaşık olsa da çok güzel adapte olarak kendi kökünüzü, kendi alanınızı sağlamlaştıracağınız bir döngü söz konusu. Yalnız bu ara işsiz olan ve bir türlü geçmiş işinizle alakalı iade ve mahkeme kollarınız, primlerinizle alakalı belirsiz giden noktalarda avukatınız ya da bu konuyla ilgilenen insan size güzel bir haber sunacak ve bu haber size ayrı bir sevinç ve farklı bir iş konu kapınızda var. Hem onu beklerken biraz da çalışarak enerjinizi değiştirebilirsiniz. Yurt dışında yaşayan aileniz, çevreniz varsa siz de artık oraya gitme niyetindesiniz. Bununla ilgili başvuru ya da beklediğiniz evraklarla ilgili vizeniz, pasaportunuzda kriz yok ama biraz ertelenmeler ve restler olabilir. Özellikle bunu 8. ayda yaparsanız bu kapılarınızın daha sağlıklı olacağı gözüküyor. İş dünyanız çok hareketli. Yani iş hayatınız. İnsanlar, çevre, toplantılar, gideceğimiz olanlar gerçekten size farklı bir çevre, farklı köklenme, yani hiç görünmeyen ruhunuzda çok güçlü ve karakterli insanlarla sağlam iş diyalogları oturtacaksınız. Bence bu gücünüzü bu yıl sonuna kadar doğru dengeleyin. Parasız noktanız ve krizleriniz para konusunda güçlenecek, krizler geride kalacak gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız yeni yerler, yeni oluşumlar, işinizle alakalı büyütmek istediğiniz planlarınız var. Ona göre restorasyon, ona göre mekanlar oluşturarak gerçekten işinizle ilgili olması istediğiniz hedef noktanız da aydınlığa kavuşacak. Ortak işleriniz ve ortak konularınızla ilgili rahatsız olduğunuz konuları tam anlamıyla hayatınızdan çıkartıp belli ödeme sistemleriyle ya ortağınız çıkartacak ya siz çıkacaksınız. Bu konuda haklarınızı alarak doğru şekilde ilerleyeceksiniz. Yeni bir mekan açıyorsanız kasap dükkanı bile olabilir, fark etmiyor. Kasap dükkanı kıymetli biliyorsunuz. Küçük bir bakkal, kırtasiye fark etmiyor. Gerçekten burası yavaş yavaş büyüyecek. Korkmanıza gerek yok. Yalnız ahalinizde ceza alan kişi uzun soluklu devam edecek sıkıntıları var. Onun biraz parayla desteklenmeye ve doğru avukata tutmanız lazım. Yoksa uzun soluklu sıkıntı. Mesela asker görevini yapmak ve gizli kalan bir kardeşiniz, yeğeniniz, çocuğunuz varsa yakalanacak. Lütfen onu yakalanmadan teslim edin diyorum. Evinizin icralık bir durumu varsa evi icradan kaybetmeyeceksiniz. Doğru bir kağıtla bu noktanız aydınlığa kavuşacak. Evladınız ya da çevrenizde kötü işlere karışan bir kişi varsa ihbara uğrayacak. Mümkün olduğu kadar bu işlerden vazgeçmesi lazım. Yoksa 7-8 yıl içeride yatacak gözüküyor. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı finans alanında çalışıyorsanız hatalı bir evre var. Bunu düzeltmezseniz işinizle ilgili eksiye doğru gidiyorsunuz. Kendi işinizle ilgili, özellikle hanımlar, kendi işinizle alakalı yaşadığınız insanlarla dedikoduyu bırakıp işinize konsantre olmanız lazım. Kameralardan izleniyorsunuz, bilginiz olsun. Aşk hayatınızda otorite kurmak, İlişkinizle ilgili gelecek planı içerisindesiniz ve bu ilişkiyi sağlam adımlarla oturtmak istiyorsunuz ve iyi olacak. Hiç ilişkisi olmayanlar için biraz daha zaman, doğru evre, doğru inanacağınız insanla Haziran ve Mayıs evresiyle ilgili hareketli. Şu an dinlenin, enerjinizi düzeltin. Kilolarınız var, göbeğiniz var. Bunları vererek vücudumuza renk katabiliriz. Boşanmış ve uzun süredir boşanmış çiftimize de çok yakın bir dostunuzun tanıştırmasıyla birlikte güzel bir evlilik kapısı da var. Bilginiz olsun. Geçmiş sizin iç dünyanızı karartıyor. Artık şu geçmişten kurtul oğlak. Artık kafayı yedirtme bana. Yani sen doğru insanlar var. Sen geçmiş diye takıntı yapma. Bir de iş çevrende etrafında seninle ilgilenenler var. Şans ver. Yani bazen şans vermekten korktuğumuz kişi sizin kaderiniz olabilir. Bir umut, ona adım at diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada parasal noktalarda gayet bir rahatlama söz konusu.
ve bu rahatlama ile birlikte evimizdeki krizler, bazı sorunlar çözümlenecek. Yalnız burada ayak ağrılarımız, özellikle hanımınızın ya da eşinizin prostat ve kalple alakalı sıkıntıları olabilir. Yani eşleriniz ve hanımlarınıza dikkatli etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hem beyler hem hanımlar. Bir de aile miraslarınızla ilgili kardeşler arasında haksızlık var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sağlık olarak prostat, ayak ağrılarımız, kemik erimesi ve şekerle alakalı noktalarımız hassasiyette. Yani inandıklarınızdan zarar görüyorsunuz. Biraz da inanmadığınız insanlarla selamlaşın isterseniz. Sevgili kovalar, yükselen ve ay burcunuzu ve yaşadığımız ülkemizdeki felaketi unutmayın. Tabii ki yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, paylaşmayı da unutmayalım. Evet sevgili kovalar, Güneş Boğa burcunda gerçekleşiyor. 20 Nisan'da 0.14'te. 20 Nisan'da Koç yeni ayı gerçekleşecek 0.4.21'de. Yine 20 Nisan'da hibritli Güneş tutulması 10.51'de gerçekleşecek. Koç burcunun 29 derecesinde ve Kuzey Ay düğümü ve Jüpiter ve Plüton'u da eşlik edeceğini düşünürsek bayağı yıkımlar, bayağı karmaşıklıklar var. Haydi geçmiş olsun Türkiye diyeceğiz. Evet, uzun süredir iletişim bu kopukluğunuzla alakalı yaşadığınız iş konularınızla ilgili sorunları çözmek için yeni bir düzenleme, kendinize yeni bir format atarak, özellikle kendinizin çekingen olduğunuz ve anlatamadığınız noktalarda iş alanında kendinizi gösterebileceğiniz ve kendinizi doğru ifade edeceğiniz bir hafta olacak. Yani eliniz tuttuğunuz her şey başarı getirecek. Ne almak istiyorsanız, yine işe girmek istiyorsanız, hangi iş konumunun sorumluluğu varsa bu sizin için çok başarılı ve aydınlık olacak. Bu cesaretinizi bir ay boyunca yaptığınızda da rütbeniz, konumunuz, mevkiniz, masanız ayrı bir renk katacak. Unutmayın diyorum. Dışarıda iş yoğunluklarımız ve hayatımızla alakalı oluşturmak istediğimiz çevremizle ilgili de iletişim yoğunluğu söz konusu olacak. Yakın bir bayan dostunuzdan çok güzel iş konusunda kazık yiyeceksiniz. Bir gözden geçirin istiyorum. Kime imza attırıyorsanız o imzanın sonunda siz zarar göreceksiniz. Kurumsal ve devlet alanı büyük alanlarda çalışıyorsanız stabil devam edeceksiniz. Ama iş yoğunluğu, iş karmaşası, bir yandan tamamlanması gereken dosyalar, teslim edilmesi gereken işler, hani tekstil firmasındaysanız teslim edilmesi gereken birçok işi yani bu hafta çözmeniz lazım. Eğer bir dahaki haftaya kalırsa ciddi anlamda gecikmeler, hem malımız gitmekte geciklenecek hem de işimiz bu konuda zarar verecek. Bu ara şirketlerimizde denetimler olabilir. Evrak eksikliğinden kaynaklı cezalar yiyebilir. O yüzden bunlarla ilgili de şirkette bir düzenleme, yeni bir evre söz konusu olacak. Yeni iş alımları, yeni projeler, yeni oluşumların görevi sizin üstünüzde olabilir. Dikkatli iş alımları yapmanız lazım. Sonra suçlu siz olmayın istiyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız da iletişim hatanız var. Düzelttiğiniz takdirde işinizde kazanç, verimlilik, yeni insan ve yeni çevre oluşumu ayrı bir zevk katacak gözüküyor size. Yalnız bazı böyle sabit ama sade bir iş alanında çalışıp ve kendimi gösteremiyorum. Aynı tutumdasınız. Bir sıcak bir enerji yansıtıp böyle bir gülümse, işine daha sıkı sarılırsan farkında olacaksın. Masaya kafayı takıyorsun, yanında bilgisayar, yanında cep telefonu iş yapıyorsun. Bu sefer de ben niye görünmüyorum? Arkadaş, bu senin hatan. Görünmek senin elinde ve burada çok güzel imkanlar var. Doğru değerlendir. Dil eğitimi, özellikle Fransızca, İngilizcenizi bütünleştirmek istiyorsunuz ve bu ara Arapçaya merak sardınız. Bu konularla ilgili dengeleriniz de hareketli olacak gözüküyor. Ortaklı işlerde çok güzel bir yurt dışı bağlantısı söz konusu olacak ve işimiz ve iş alanımızın yurt dışı kapıları hareketli. Ama siz yurt dışına yerleşmek ya da farklı bir alana yerleşmek istiyorsanız Nisan sonu ve Mayıs ortasında gideceğiniz yolculuk sizin için hayırlı, korkmayın diyorum. Evet, aşk enerjiniz, aşk yoğunluğunuz fazlasıyla hareketli. Yani sevgilinizle vakit geçirmek, nişanlınızla planlar yapmak, yeni yaşayacağımız ev için araştırmalar, birlikte planladığımız noktada her şeyin en iyisinin mücadelesini vereceksiniz. Ve bu ilişki güzellik ve sona evliliğe doğru gidiyor. Birbirinize sımsıkı sarılın. Çalışan çiftlerimiz,
ile ilgili de ilişkide kavgalar, tartışmalar, işinizle ilgili noktayı kenar, evin içerisinde iş değil de ev düzenimizle alakalı dağınıklık, düzensizlik, çocukların dağınık noktası, eşinizin agresif tavrı sizi fazlasıyla yoruyor ve bu ev artık aileniz mi destek verecek, yardımcı mı alacaksınız? Çocuklar bir disiplinsizlik ve devamlı çocukların alerjik reaksiyonları hareket ediyor. Mümkün olduğu kadar bu dengeleri de oturtmamız lazım. Evet, beğendiğiniz kişiden hediye var. Güzel bir çiçek, içinde sürpriz bir hediye. Evlilik yazısı sizi bekliyor. Hiç ilişkisi olmayanlar için de renkli bir hafta. Evet, ilişki olmayacak ama renkli, heyecanınız, hoşlanma etkiniz olacak, cesaretiniz bu konuda biraz daha kendinize güveniniz gelebilir. Geçmişinizdeki insanlarla tesadüf karşılaşıp bu heyecanı yeniden canlandırmak isteyebilirsiniz. Yanlış yoğurdu üfleyerek yememizin anlamı tekrar aynı sütü, aynı yoğurdu üflememeniz gerekiyor. Sonra bu yoğurt sizin damaklarınızı patlatır, ortada kalırsınız. Bilginiz olsun diyorum. Evet, evinizde gelin enerjisi var. Evinizden gelininiz, yani evladınız ya da siz gelin olarak çıktığınız gözüküyor. Hayırlı. Evet, yeni ev almak isteyenler için kredi ve bu konularla ilgili hem ailenizin hem de eşinizin ailesinin desteğiyle birlikte güzel bir ev anahtarınız var. Yalnız kiracıysanız mal sahibinizden illallah edeceksiniz ama mahkemeye verin. Çıkmayın, mahkemede süründürün. Hak sizin için olumlu. Ev hanımlarını özellikle bu ara baklava, börek, çörek temposu, bir yandan mutfak genişletme, bir yandan orası koşturması, biraz da kocana bu ilgiyi verirse kocanın dışarıda gözü olmaz. Bence kocanıza biraz daha ilgi göstermenizi öneriyorum. Güzel giden evliliği olan ev hanımlarımız için de eşinizin size sürpriz bir arsa, sürpriz bir hediyesi var. Hayırlı olsun, onun hayali müstakil bir ev yapıp çoluğu çocuğu yukarıya taşımak. Aileyi bu şekilde büyütmek gözüküyor. Sağlık olarak özellikle ceyranda kalma, rüzgarda kalma, akciğerlerimizde hassasiyet olabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın. Size güzel bir sözüm var. Renginiz yemyeşil olsun. Kalbinizin muradı evinizin kapısı olsun. Sevgili balıklar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinlemeniz gerektiğini, yorum yazarsanız sevinirim. Yaşanan ülkemizdeki felaketi unutmazsanız daha çok sevinirim. Evet, 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Yani sabah saatlerinde 08:14'te. 20 Nisan'da Koç yeni ayı gerçekleşecek 04:12'de. Yine 20 Nisan'da hibritli Güneş tutulması 10:51'de. Jüpiter, Neptün ve Kuzey Ay ve Güney Ay düğümlerinin daha çok eşlik edeceği ve Koç ve Terazi akslarında da gerçekleştireceğini ve 29 derecede gerçekleşecek, bilginiz olsun. Para, illa para. Evet, para şansınız, kendiniz, para yetenekleriniz, oluşturmak istediğiniz iş imkanlarınızla alakalı yatırımlar, iş yerinizdeki yatırımlarla ilgili çok büyük güçlenerek bulunduğunuz iş alanınızda kendinizi paralayarak kendinizi göstereceksiniz. Hem hevesli, hem hırslı, hem de pasif noktadan çıkıp hırçın ve radikal ve dikkatli iş alanlarında dışarıda olsun, iş çevremiz, ekip, toplantılar, yönetici ve patronlarla iletişiminizde ayrı bir enerjiniz artacak. Kendiniz her noktada daha parlak olacaksınız. Özellikle de yeni bir kurumsal fikriniz varsa hemen geçiyorsunuz. Burası sizin için ayrı bir güç. Yurt dışıyla ilgili bağlantıyı daha genişletmek, farklı alanlarda ve belli bir süre sonra yurt dışı taşınmalarla ilgili planlarınız olduğu için orası sizin için daha hayırlı ve aydınlık. Devletle alakalı başka bir şey, yerleşimle ilgili başvurularınızla ilgili biraz daha mücadele edin. Çünkü herkes değiştirmek istiyor. Siz de değiştirmek istiyorsunuz ama yerinizde farklı alanlar kapılar açabilecek. İlk önce farklı bir alana geçin, sonra değişimler için mücadele edin.
Bu ara hayalleriniz çok yüksek olduğu için dijital alanlarda borsa, yabancı paralarla alakalı yatırımlar yaparak kendi paranıza zarar verebilirsiniz. Onun yerine altın, arsa alın, daha sağlıklı olur. Unutmayın diyorum. Kendi işinizle ilgili yapıyorsanız parasal konularda fırsatlar çok daha yoğun olacak. Farklı insanlar çalışmalar, yeni iş çevresi, yeni oluşumlar, bulunduğunuz işinizi büyütmenize, mimarsanız isminiz, tasarımcıysanız farklı bir nokta. Ne bileyim, subayeniz varsa büyüyecek. Küçücük bir sokakta tezgahsanız yönünüz ve hayatınız daha net bir şekilde belirliliğe kavuşacak, doğru bir enerji. Yarım bıraktığınız eğitimler ve kendinizle alakalı eksik gördüğünüz noktalarda da yavaş yavaş bu evrelerinizi adıma geçirerek kendinize ayrı bir oluşum ve güç kazandıracak gözüküyorsunuz. Ve evet, hak ettiğiniz her şey sizin elin. Eğer ki evladınızın bir sınavı, üniversiteyle ilgili kaygı ve endişeniz varsa ve çocuğunuz balık burcuysa acayip odaklanmış ve bu sınavları en iyi şekilde başaracak. Çok üstüne gidiyorsunuz. Biraz daha onu özgür bırakarak alanınızı düzeltmeniz gerektiğini düzeltiyorum. İletişimi doğru yaşarsanız çocuğunuz gayet dürüst ve mert bir çocuk. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı ekstra prim beklentiniz var. Hayırlı olsun. Bu da evimizde bazı kredi borçlarımız var. Bunlar kapanacak. Ailemizde emeklilik mücadelesi, vergi ve bu tarz taksitlerle ilgili mücadele ettiğiniz noktada emeklilik hakkını haniniz ya da borçlarla ilgili haklar da gayet düzenli bir şekilde toparlanmış olacak gözüküyor. Merak etmeyin. Çalışan çiftlerimizle ilgili eşinizin işten çıkartılma gibi bir durumu var. Uzun soluklu sorumluluk sizin üzerinizde kalacak. Dikkatli harcama yaparak dengeyi doğru kullanın. Çünkü 2 ay eşiniz işsiz kalacak. Bu sırada işsizlik maaşıyla idare edeceğiniz gözüküyor. Aşk, evet, aşktan çok para düşünüyorsunuz. Evet, aşkınızla ilgili de onun da geleceği bir an önce parasal evrede otursun. Biz kendi düzenimizi, kendi hayatımızı tez bir vakitte kuralım. Ama onun belli görevleri var. Bu görevleri tamamlayamadan yani yaza doğru gerçekleşecek. Boşuna acele etmeyin. Borçlar, düzen, ev almak, ev kurmak, eşyaları yavaş yavaş toparlayacağız. Yeni ilişkiye başlayanlar apar topar evlilik kararı vereceksiniz. Hayırlı olsun. Hiç ilişkisi olmayanlar için renkli bir hafta, heyecanlı, koşturmalı, gayet gezeceksiniz. Yurt dışı planınız varsa, şehir dışında seyahat etmek istiyorsanız bu konularda gözünüzü dört açın. Doğru bir enerji var gözüküyor. Uzun soluklu ilişkinizle ilgili yaşadığınız krizler ailenize tarafından duyulacak ve buradaki sorununuzu ailenize anlatın ki anlatmazsanız, sıkıntı anlatırsanız kurtulacaksınız bazı kaoslardan, daha rahat nefes alacaksınız. Bu ara dijital alanlarda merak konularınızla ilgili dolandırılabilirsiniz, kopyalanabilirsiniz, sayfalarınız çalınabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Araç değişimi ya da araç alımı ile ilgili acele ediyorsunuz. Biraz daha bu konularda rahat kararlar vermeniz gerekiyor. Göz kontrolünüz mutlaka dikkat etmeniz lazım. Düşmeler, kırılmalar hakimiyet noktasında. Evet sevgili ev hanımları, aile büyüklerimizin gelmesi sizi çileden çıldırtacak. Geçmiş olsun. Bir yandan kocanızın derdi, bir yandan hanımınızın derdi, bir yandan ailelerin de çıldırma evresi. Sanki hani böyle akşamları kaçma bir yerde çay içme modunuz olacak. Bir de kalbiniz geçmişle yaşıyor. Bu geçmiş sorununuzu çözmeniz lazım. Her geçen gün evliliğinize ve çocuklarınıza zarar veriyorsunuz. Evliliği kötü gidenler için de zaten yol ayrımı anlaşmalı şekilde yaptık. Çocuklarımızla ilgili bitmesi gereken görevleri bekliyoruz ve ondan sonra doğru bir yol ayrımı söz konusu olacak. Bu ara evli hanımlarda böyle acayip bir ruh enerjisi, dışarıya kendinizi fazlasıyla abartmış olabilir. Hani evli değilmiş gibi hareket ediyor olabilirsiniz. Yanlışlar yapabilir ve evliliğinize zarar verebilirsiniz. Dedikodu mağduru olabilirsiniz. Dikkatli olun. Sağlık olarak göz uyardım. Saç dökülmesi, egzamalarımıza da dikkat edelim. Mutluluk her daim olacak bir şey değil. İçinizde, kendi içinizde, kendinizi severek de mutlu olabilirsiniz. Hoşça kalın.